Sıra geldi düzene. Düzen kısmında öğe eklediğiniz zaman bölüm üst bilgisi diye bir şey var. Buraya okey dediğiniz zaman buraya bir metin yazıyorsunuz. Ara metin diyorum. İç tarafı bolca bir şeyler yazabilirsiniz. Deneme yazısı. Deneme yazısı. Ve bunu işiniz bittiğinde sürükleyip bir yere bırakabilirsiniz. Mesela hemen doğum tarihinin altında ara bir açıklama olsun. Tamamlandı dedim. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi şu araya bir yazı geliyor. Burada geniş bir açıklama. Buradan sonraki soruları şuna göre cevaplayınız gibi bir bölüm ekleyebilirsiniz. Gidelim. Öğe ekle diyorum. Sayfa sonu. Bu doğal olarak sayfayı ayırır. Bir başlık ekleyebilirsiniz. Sil. Bir alta inersem resim. Adı üzerinde yani bir resim ekleyerek formunuzu güzelleştirebilirsiniz. Albümünüzden, Google Drive'ınızdan ya da video. Ha, bu videoda izlediğiniz kaç tane şunu gördünüz mü? Bir şeye dikkat ettiniz mi? Gibisinden rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Temel olarak soruların hazırlanması böyle. Bir sonraki videoda onay sayfasının nasıl hazırlandığını göreceğiz.